Şimdi bakalım herhangi bir boşluk var mı? Dönüşü nasıl? Son olarak temizlenmiş hallerini arkadaşlar size yakından göstereyim. Bakın güzel bir şekilde hepsini temizledim. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün İngilizce TrueX ile Türkçe sokma mil arka göbek bakımını yapacağız. Shimano'nun bir arka göbeği arkadaşlar. Şimdi neler kullanacağız? Hızlıca bir bakalım. Şırıngamızda yağ var arkadaşlar. Motorex'in yağı. Zefal'in bir yağ temizleyicisi bulunuyor. Profesyonel düşünenler bu tip şeyler kullanabilir. Balata temizleyici, Wirt, Formula X gibi yağ temizleyiciler bulunuyor. Ama ekonomik olsun derseniz arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Ben disklerde kullanıyorum. Gayet memnunum. Bir de bizim markamız var. Asperox. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama şu ürün arkadaşlar bence çok daha etkili. Beğendiğim bir ürün. Tavsiye ederim. Burada herhangi bir sponsorluk kesinlikle yok. Kullanıyorum. Objektif olarak hangisi iyiyse sizlere tavsiye ediyorum. Motorex'in yağını kullanacağız. Şırınganın içinde olduğunu söylemiştim. Modeli bu. Yataklara, bilyelere kullandığımız yağ arkadaşlar. Artık bunu Shimano Türkiye'de satıyor. Belki ilerleyen zamanlarda kendi yağlarını geri çekecekler. Şöyle bir rengi var bakın. Maliyetli bir şey arkadaşlar. Yani pahalı bir şey. Eğer ekonomik olsun derseniz daha önce göbek bakımında göstermiş olduğum sanayiden aldığım arkadaşlar rulmanlara, bilyelere sürülen yağ şu şekilde bakın rengi var. Oldukça dayanıklı. Bu tip yağda kullanabilirsiniz. Yeter ki arkadaşlar göbeğiniz yağsız kalmasın. 17 açık ağız göbek anahtarı somunları sökebilmemiz için 2 adet arkadaşlar. Ön ve arka göbek anahtarları değişebiliyor. Modele göre değişebiliyor. Rubleyi sökebilmemiz için ruble sabitleme anahtarımız. Ruble sökme anahtarımız. Yanında da arkadaşlar yine ruble sökme anahtarı bulunuyor ama bu Shimano'nun. Modelini size göstereyim. Bakın TLFV30 olarak geçiyor. Bununla hem diski hem de rubleyi sökebiliyorsunuz. Bunu kullanabilmemiz için de İngiliz anahtarı ya da maymuncuk. Bakın bu şekilde. Tozlukları sökebilmemiz için düz uçlu tornavida. Şu bölümü geniş olursa iyi olur. Eğer dizme bilye olursa bilyeleri almak için de mıknatıs uçlu bir tornavida. Tabi bu zorunlu değil arkadaşlar. Yani keyfi elinizde çıkarabilirsiniz. Cımbızla çıkarabilirsiniz. Artık size kalmış. Yani zorunluluğu yok. Genel olarak kullanacağım malzemeler bunlar. Eğer eksik olan, unuttuğum bir şey varsa arkadaşlar videoya eklerim. Şimdi isterseniz gelin arka göbek bakımına başlayalım. İlk olarak diskimizi sökeceğiz. Diske yağ bulaştırmamak çok önemli arkadaşlar. O yüzden ilk olarak diskimizi sökeceğiz. Center lock dediğimiz sistem. Anahtarımı yerleştiriyorum. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Başlangıçta biraz zordur arkadaşlar. Sonra aniden gevşeme yapabilir. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Kilit çemberini çıkardım. Rotorumu alıyorum. Şu bölümlere dokunmadan yağlamamak önemli. İkinci olarak rublemizi sökeceğiz arkadaşlar. Ruble sökme anahtarımı şu şekilde büyük dişliğe yerleştiriyorum. Bunu böyle ileriye doğru iteklemem gerekiyor. Şöyle. Ruble sabitleme anahtarı. Ruble sökme anahtarımı da rublenin içine takıyorum. Şunu arkadaşlar ileriye doğru iteklerken bunu da saat yönünün tersine doğru çeviriyorum.
Bu da aynı şekilde başlangıçta zordur. Daha sonra birden gevşeyebilir. Gördüğünüz gibi kilit çemberimi söktüm. Rublenin içindeki dişlileri arkadaşlar tek tek çıkartıyorum. Bunlar genelde çok parçalıdır. Özellikle bu küçük dişliler. Bakın. Tek tek bu şekilde çıkartıyorum. Aynı zamanda bunların bakımını da yapacağız. Bakın bu üçlü olarak geldi. Büyük dişliler de üçlü olarak geliyor. Şu şekilde. Arkadaşlar lastiğimi yatırdım. Rublenin karşı tarafından sökeceğiz. Burada kontra dediğimiz sistem var. Bir ince bir de kalın somun bulunuyor. İki tane ince ağızlı anahtarım bulunuyor. İlk önce altındakini şu şekilde takıyorum. Daha sonra arkadaşlar üst bölümdekine takıyorum. Şunu sabit tutarken şunu saat yönü tersine doğru çevireceğim. Üstteki gevşedi artık. Saat yönü tersine doğru çevirebilirim. Yakından da size göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde anahtar şu bölüme giriyor. Sökerken sıralama önemlidir. Eğer kendiniz yapıyorsanız ara ara fotoğraf çekin ya da düzgün bir şekilde sıralamaya dikkat edin. Daha sonra toplarken karmaşıklığa yol açmasın. Altındakini de saat yönü tersine doğru çevirerek söküyorum. Konik somun arkadaşlar. Bu da altındaki. Bakın. Şu bölümde bilyeler bulunuyor. Artık ileriye doğru ittiğimde çıkar. Yatay bir şekilde çevirelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimle artık ileriye doğru itekliyorum. Ve bilyelerim karşıdan döküldü. Bilyeler dizme dökülmesin derken döktük arkadaşlar. Şöyle arkayı çevireyim ve göstereyim size. Ruble tarafından artık itekleyerek gördüğünüz gibi çıkartıyorum. İçindeki yağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bilyelerin bir kısmı da düştü. Hepsini toplayıp temizleyeceğiz. Bakın bilyelerimiz. Yanlış değilsem arkadaşlar toplamda 13 bilye olması gerekiyor. Göbekler ön arka değişebiliyor arkadaşlar. Ön genelde daha fazla oluyor. 15 oluyor, 17 oluyor. Arka standart göbeklerde genelde 9 oluyor. Şimdi burada baktığımızda 13 arkadaşlar. Şimdi şu bölümde bir tozluğumuz var. Arkadaşlar şu tozluğu da tornavida yardımıyla sökelim. Şu şekilde tornavidayı takıyorum. Ezdirmemeye dikkat edin arkadaşlar. İçeriye doğru bakın. Bir noktadan şöyle biraz çektim zaten geliyor. Eğer gelmezse şöyle biraz sağdan soldan yapabilirsiniz. Bakın burası çember bilye arkadaşlar. Komple öbür taraf dizmeydi. Yani farklı oluyor. Tozluğumda bu şekilde. Bilyemi de alıyorum.
Şöyle göstereyim size. Herhangi bir paslanma gözükmüyor. Güzel ama içindeki kres arkadaşlar oldukça azalmış, dağılmış. Şimdi göbek yataklarımı, bilyelerimi, milimi, somunlarımı arkadaşlar komple temizleyeceğim. İlk önce kuru bir bez yardımıyla göbek yataklarından başlayalım. İçindeki kresi arkadaşlar alıyorum. Şu şekilde. Güzelce tornavida yardımıyla karşıya doğru bezimi itekliyorum. İçini de temizleyelim arkadaşlar. İçinde toz tabakası, kir tabakası, kum tabakası olabilir. Şimdi yeni mili takarken tekrardan içine bulaşmasın. Yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmaz. Free havuda temizlememiz lazım arkadaşlar. Bakın şu üst bölümlerinde tozlar var. Şimdi göbek yataklarının içine biraz temizleyici sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla yatakların içini siliyorum. Genelde bunun üstünde de yağ ve toz tabakası bulunuyor. Friyabın üzerinde güzelce temizledim. Göbek yataklarının içini kontrol edin. Herhangi bir çiziklik, herhangi bir deformasyon var mı? Aşınma var mı arkadaşlar? Zaten göbekte boşluk yoksa arkadaşlar kolay kolay aşınma olmuyor. Her iki tarafa da baktığımızda güzel görünüyor gerçekten. Aynı zamanda bilyelere de bakmamız lazım. Bilyelerdeki bozukluk, bir tanesi bile bozulsa arkadaşlar göbeğinizi komple bozabilir. Şimdi isterseniz diğerlerine geçelim. İlk önce üzerlerindeki yağı bir alalım arkadaşlar. Bakın bu tozlu takılma şekli dizme bilye tarafındaki farklı. Bakın dışarıya doğru bakıyor. Ama komple çember bilye olsaydı şu şekilde takılıyordu arkadaşlar. Bakın tozluk ne işe yarıyor dersek şuradaki yerleri görebiliyorsunuzdur. Bakın şurada kum tabakası var. Şöyle göstereyim. Bakın şu parmağımın ucunda. İşte tozluk bu işe yarıyor. Arkadaşlar ilk olarak bir yağdan, gresten arındırdım. Bir ön temizlik yaptım. Şimdi spreyimi sıkacağım ve kuru temiz bir bez yardımıyla tekrardan sileceğim. Son olarak temizlenmiş hallerini arkadaşlar size yakından göstereyim. Bakın güzel bir şekilde hepsini temizledim. Lastiğimi yatırdım arkadaşlar. İçine yağ basacağım. Şırınga yardımıyla elinizle de yapabilirsiniz.
yakından göstermiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bilyelerimi dizeceğim. Bilyelerimi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim. Şuradaki yağları arkadaşlar biraz şöyle elinizde üst kısma yedirebilirsiniz. Şimdi ben biraz daha üstüne yağ süreceğim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar üzerine biraz daha yağ sürdüm. Bilyelerin düzenine dikkat edin arkadaşlar. Dışarıya doğru çıkmasınlar. Gerekirse şu şekilde parmağınızı sokun ortaya. Yatağın içine tam olarak otursunlar. Dizme bilye yaptığımız yerde arkadaşlar bakın tozluğun takılışını size gösteriyorum. Çukur olan taraf dışta kalıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunu yerleştiriyorum. Tozluğumu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim. Dışarıya çıkan yağlar varsa silinebilir. Şimdi arka tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gresimi sürdüm. Daha sonra takarken arkadaşlar bakın yön olarak şöyle kavisli bir bölüm var. Şöyle girecek. Yanlış takmayın. Bakın şöyle göstereyim kavisini. Yerine oturtalım. Elimizle şöyle biraz bastıralım arkadaşlar. Bakın şöyle bir hal aldı. Şu çıkan yağı elinizle alıp arkadaşlar üstüne sürün. Üstüne ben biraz daha gres süreceğim. Üstüne biraz daha gres sürdüm. Şöyle biraz üstünden bastırarak bilyelere yedireyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Tozluğumu takacağım arkadaşlar. Dizme bilye olmadığı için şu parlak kesim çukur yer diyelim içeride kalacak arkadaşlar. Eğer dizme bilye olsaydı şöyle takılıyordu. Şu şekilde elimle düzgünce bastıracağım arkadaşlar. Tozluk önemli. Burada bir taraftan bastırırsan zor olur. Dengeli yapmanız önemli. Şu şekilde arkadaşlar tozluğumu yerleştirmiş oldum. Şimdi artık milimizi takabiliriz. Milimi aldım arkadaşlar elime. Aynı söktüğüm gibi ruble tarafından rotor tarafına doğru ortalı bir şekilde elimle itekliyorum. Şu şekilde itekledim. Yerine oturdu. Ters çevirelim. Gresin biraz fazlası geldi arkadaşlar. Onu silelim. İlk önce kontra somunu takacağım arkadaşlar. Bakın. Karşıdan elimle tutuyorum. Burada arkadaşlar boşluk kalmayacak şekilde elinizle bu vidayı saat yönüne doğru çevirin. Şöyle bir sallayalım. İki taraftan da şöyle yapıyorum. Zorluyorum şöyle. Herhangi bir boşluk var mı bakıyorum. Şu an için herhangi bir boşluğum yok. Bir de arkadaşlar döndürmemiz gerekiyor. Rahat bir şekilde dönüyorum bakalım. Gres bilyelerin içine oturuncaya kadar biraz sert olur aslında. Şöyle çevirdiğinizde biraz daha rahatlayabilir.
Şöyle çevirdiğim zaman rahat bir şekilde dönüyor. Ve hiçbir boşluğum yok arkadaşlar. Dışarıdaki kontra somun vidamı şu tırtıklı olan bölüm arkadaşlar bana bakacak şekilde takıyorum. Aynı şekilde saat yönüne doğru çeviriyorum. 17 ince ağızlı anahtarımı alttaki somuna taktım arkadaşlar. Kıpırdatmamam gerekiyor. Şöyle tutayım. Yine 17 ince ağızlı anahtarı üstteki somuna taktım. Şunu sabit tutacağım arkadaşlar. Kıpırdatmayacağım. Değilse sıkışma ihtimali olabilir. Üsttekini de saat yönüne doğru çevireceğim. Şimdi bakalım herhangi bir boşluk var mı? Dönüşü nasıl? Şimdi baktığım zaman şöyle elimle yaptığım zaman herhangi bir boşluk yok. Bir de dönüşüne bakalım. Dönüşü de gayet iyi arkadaşlar. Rahat bir şekilde dönüyor. Arkadaşlar şimdi sökmüşken rublemi de temizleyeceğim. Çok kötü değil ama birazcık yağ bulunuyor. Mazotla temizleyebilirsiniz. En son mazotu iyi silin arkadaşlar. Çünkü biraz siyah bir tabaka bırakabiliyor. Çünkü yağlı arkadaşlar. Temizleme spreyinden biraz sıkıyorum. Daha sonra fırçayla şöyle sürtüyorum arkadaşlar. Burada kullandığım fırça boya fırçası aslında arkadaşlar. Sert fırçalar bulunuyor. Bisiklet temizleme fırçaları da var. Şu tarz bir fırça da var. Daha önce yol bisikleti temizliğinde göstermiştim. Biraz katılaştığı için yağ yumuşaması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar kuru bir bez yardımıyla güzelce siliyorum. Kasetimin temizliğini hızlıca yaptım arkadaşlar. Çok detaylı yapamadım açıkçası. Zamanım olmadığı için. Şimdi Friab'a kaseti takarken arkadaşlar yerleri vardır. Bakın şöyle göstereyim. Şu yerlere bakın. Öyle rastgele takamazsınız. Şöyle bakıyorum mesela arkadaşlar. Bakın. Şu girdiği yeri görüyorsunuz değil mi? Şifreli bir kilit gibi düşünün bunu. Yerleştirdim. Daha sonra ikinci parçasını alıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde takmam gerekiyor. Bakın. Şu şekilde. Daha sonra parçalı dişlilere geçiyoruz. Bu tip dişlileri takarken arkadaşlar yazıların bize bakması gerekiyor. Onların da aynı şekilde yerleri vardır. Bakın şöyle göstereyim. Takarken bir de aralarında boşluk olması gerekiyor. Genelde bakın şu numaralar aynı yerlere denk gelir.
Şimdi burada mesela arada boşluk olması için arkadaşlar ne yapacağım? Şundan bir tane buraya atmam gerekiyor arkadaşlar. Takıyorum. Yine araya bir tane çemberi atıyorum. Şu şekilde. Diğer dişlimi takıyorum. Sonuncusunu da takıyorum arkadaşlar. Bakın sonuncusu da bu şekilde. Yine yazının bize bakması gerekiyor. Sonuncusunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleştirdim. Burada numaralar yazıyor ve aralarında komple boşluk bulunuyor. En son rublenin kilit çemberi arkadaşlar. Bakın ne hale gelmiş yağdan. Şu arada genelde tozlar olur, kirler olur. Bunu takarken zorlar arkadaşlar. Şu bölümü ilk önce temizleyeceğim. Daha sonra takacağız. Kilit çemberini de güzelce temizledim arkadaşlar. Artık rublemizi sıkıştırabiliriz. Şu şekilde yerleştirip saat yönüne doğru çeviriyorum. Ruble anahtarımı takıp arkadaşlar saat yönüne doğru sıkıştıracağım. Bunu sıkıştırırken arkadaşlar normalde Newton metre tork anahtarıyla sıkılır. Kesinlikle aşırı derecede sıkmayın arkadaşlar. Daha sonraki bakımlarda sökemezseniz çok zor olur. Bu kadar sıkıştırmam yeterli. Son olarak diskimizi takacağız arkadaşlar. Şu şekilde yerine yerleştiriyorum. Daha sonra kilit çemberini takıyorum. Saat yönüne doğru çeviriyorum. Anahtarımı takıyorum. Burası da normalde Newton metre tork anahtarıyla sıkılır. Burayı da arkadaşlar aşırı derecede sıkmayın. Bu kadar sıkmamız yeterli. Bugün de size faydalı olabilmek için en basit anlamda arka sokma ve göbek bakımını anlattım. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuza beğeni atmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.